Şimdi devam edelim. Dün akşamın bence en önemli ve en farklı röportajlarındandı. Çünkü biz aramızda konuştuğumuzda ya dedik ne diyor nasıl diyor falan. Ama o kadar tatlı diyor ki Nisa'dan bahsediyorum. Nisa'nın Meryem hakkında söyledikleri bir izleyelim ardından buradayız. Meryem her hafta, her oyunda ben herkesi alırım. Benim için fark etmez ama Elif'i sen al her zaman. Elif'in yani Elif'le çıkmıyor. Sadece sıra geldiği zaman ona şey denk oluyor. Yani şimdi e, sevindim yani Elif'le yine çıktığını ve yenildiğini. Açıkçası sevindim bayağı. Çünkü hep diyor ki ben Meryem Kasap'ım. Ben yenilmem. Ben erkeklerle de çıkarım. Yani artık dünyaya geldi diyorum yani. Nasıl diyeyim? Hep havalarda uçuyordu hani yenilmez diye. Herkes bir gün yenilecekti. Ve o dedi ki her zaman yani dedi ki yok şanstan yenildim yok şöyle oldu her zaman bir bahane buluyordu o yüzden yani bu konuda sevindim. Söyledikleri sert şeyler aslında ama e, mesela ben şunu da isterim Nisa'dan bunu sadece röportajda bize değil adada da sorgula yani konuş. Bilmiyorum. Normalde konuşan bir kişi değil ama içine kapanık, sessiz, sakin. Böyle çok da tatlı, naif bir kız. O yüzden de ee, belki yavaş yavaş açılacaktır. Belki dolmuşluk insan içine atar, sabreder, susar. Ama bir yerden sonra da böyle canına tak ettiği anda söylemeye başlarsın. Ben Nisa'nın da aynı şekilde dolduğunu düşünüyorum. Belki oyunda ağlamasının sebebi de buydu. Sürekli geri planda kalan, sesi çıkmayan, içine atan birisi... Ve artık baktığında bir doldu yeter artık deyip hani bunu dile getiremediği için de ağlamış olabilir. Bir rekabet var mı Nisa ile Meryem arasında? Nisa tarafında hani Meryem daha mı bir iyi, de ben, ben ne düşünüyorum diye. biliyor musun? Ee, Meryem'in yaptığı çok büyük bir hata. İyi bir sporcu olabilirsin, çok iyi bir yarışmacı olabilirsin ama kendini övme. Bırak insanlar seni övsün. Ben çok iyiyim, ben yaparım, zaten bu benim işim diye Belki övmek, evet. Ona e, sanki ya şu an biz bunu çok görmüyoruz. Belki nisan sayesinde artık farkındalığımız artacak. Ama bence bir sporcunun ya da bir yarışmacının evet kendine güvenmek çok güzel bir şey. Ben yapabilirim, ben çıkabilirim tamam arkadaşlar, ben kendime güveniyorum demek ayrı. Bu benim işim. Ben zaten kazanırım, ben finallerin insanıyım demek çok ayrı bir şey. Yani üst perdeden bakıyor musun gibi oluyor. O yüzden o da hoş durmuyor daha önceden dikkat etmemiştik ama belki Nisa söyledikten sonra ya da konuşmaya dile getirdikten sonra da insanlar dikkat etmeye başlayacak ve belki de bu onun için kötü bir şey olacak. Peki Meryem Elif'le oynamaktan çekiniyor mu sence Nisa'nın dediği gibi? Yani böyle bir şey söylüyorsa demek ki bunların konuşmalarını kendi içlerinde yaşıyorlar. Tabii biz görmüyoruz ama şunu söyleyeceğim size. Geçmiş Survivor'lara gidelim, bu yıldaki yarışmacıları da koyalım. Hangi yarışmacı bu konuşmayı yapsa eleştirilir. Değil mi? Eleştirilir. E, bir tabii. arkadaşını kaybetmesinden mutluluk duyuyor çünkü. Onu söylemese çok güzel bir röportaj. Çünkü biz bazı şeylerle alakalı aydınlatıyor. Bazı şeylerin belki üstüne gitmemizi sağlayacaktı ama bir arkadaşını kaybetmesine sevinmen bence doğru değil. Ben Nisa'yı seviyorum. İyi bir yarışmacı olarak görüyorum. Ama böyle bir şeye sevinmesi bence doğru değil. Ama ses tonu, vücut dili, ifadesi, her şeyi böyle e, ne derler? Şey geliyor bana mesela. Ya öyle bir şey söylüyor ki kız. Evet belki yanlış bir şey ama bir yandan da onun bu dobra tarafı da çok böyle şey geliyor yani. Hani bana geçti mesela. Bilmiyorum belki Nisa'yı sevdiğimden dolayı da olabilir ama bana bir böyle sempatik geldi yani. Boran dedi yüzde yüz doğru ama. Yani ben şimdi seni beni... Şimdi mesela bunu Mert dese Perviz için ya da Boştan işte... Mert ben şimdi gitsem adaya. Desem ki biz adadayız. Ya şimdi e örnek verince yanlış anlaşılacak değil. Bizden örnek vermek istiyor. Okay. Aynı takımdayız. İyi de anlaşıyor gözüküyoruz. Röportajda çıkıyoruz. Gözüküyoruz. E. Ee? Yani gözüken o. Meryem'le Nisa iyi anlaşıyor gözüküyor, doğru mu? Evet. Yani biz öyle görüyoruz şu an. Hani bilmiyorduk böyle bir sorun olduğunu. Sonra ben bir gün röportajda diyorum ki, "Oh be, nasıl yeniler Hakan'ı?" <laughs> 3-0 içimin yağları eridi. Sen benim takım arkadaşımsın. Bak şimdi bak sen böyle ifade edersen ama bu öyle diyor ki <laughs> yani aslında sevinmedim çok falan böyle hani öyle bir şey söylüyor. Ama bak ki, şöyle böyle bir, şey diyorum. Bak, giriyor. Diyorum. Hakan da kendini övüp duruyordu. Ben şöyleyim ben böyleyim ben Hakan'a tip olayım. Gördü değil mi gününü? İyi oldu iyi oldu iyi oldu. Hakan da böyle yenecekler. Böyle herkes kendini ya şimdi böyle bir <laughs> röportaj versem ne olur biliyor musun? <gülüyor> <Yıkılır>. <gülüyor> bak, ne oluyor? Yıkılır ya ortada. Panorama seni var ya koyarız buraya. Kazana <gülüyor> <gülüyor> şey gibi inek obası ortaya evet. koyarız pişiriz vallahi. Ya şimdi bak seyirci bazen insanın duruşuna gülüşüne bir kredi açar tamam mı? Şimdi mesela bankalar kredi kredi notları vardır ya insanlar. Şimdi Damla gitse bir ev için banka der ki Damla de, 500 bin lira sana kredi açabiliyorum. Bana der ki 300 bin işte Hakan sana 2 milyon. Seyirci de böyle bazı Bana mesela, 2 Sen zengin adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Eşin canlı yayında, sen canlı yayındasın her gün. Evet Gizem'e de selam olsun buradan. O da şu an canlı <laughs> yayında yani şimdi seyirci bence Nisa'ya inanılmaz bir kredi açmış. Şöyle bir sosyal medyayı geziyorum akşam. Ya bu röportajı gerçekten herhangi bir yarışmacı verse yani dediğin gibi kazana koyarlar üstüne ne diyorsun sen derler. Takım arkadaşın duymadığın şeyler üzerinden onu eleştiriyorsun. Kendi ismini soyadını söyleyerek yani ben hiçbir yerde ben Meryem Kasabım falan diye bir şey duymadım mesela. Bilmiyorum ben kaçırmışımdır ama böyle bir laf ettiğini söylüyorsun. Ondan sonra herkesi yenebileceğini, erkekleri yenebileceğini söylüyorsun. Takım arkadaşının böyle bir konuşma yaptığını söylüyorsun. Üstüne 3-0 yenildiği için de oh diyorsun. Bunu da röportajda söylüyorsun ve sosyal medyada senin arkanda yürü be diyor sana. Demek ki inanılmaz bir kredi açmış Nisa. Yani ondan sonra oyuna çıkıyorsun, ağlıyorsun. Oralara da geleceğim. Daha oralarda da yani. Hiç eleştiri yok mesela Nisa'ya. Başarıdır. Hiçbir şey diyemem. Yani büyük bir başarı. Demek yani de senin dediğin gibi o samimiyeti vermiş. O geçerliği yapmış. Ama kredi de bir yerde biter. Dikkat etmesi lazım. Yani yarın öbür gün Nisa böyle röportajlar vermeye devam ederse, durup durup ağlamaları niye ağladığını bilemezsek, oyunu bırakmaya kalkarsa o kredi tükenir. Bir de şey bir yerde, yerde biter yani sanki. Bir şey. E, kime söylediğin de bunu. Ya mesela atıyorum bu cümleleri Cemal Can için söylese farklı bir tepki alabilir. Ama şimdi Meryem de biz Meryem'i yani olumsuz bir şeyini görmedik ki Survivor'da. Evet Hiç ama. Hiçbir Bir, şey hani... bir Yasin'le bir atışması var. Yüzde <laughs> yüz haklıydı. Yani ben Meryem Kasabı merkezi yenilerim dediğini ben duymadım. Belki diyordur, belki demiyordur. Bilmiyorum. duymadığım şeyler üzerinden yorum yapamam. Zaten hayatta Finalde en isim, soyadıyla e, kendine hitap etmesi e, yani. Bayrak yarışında birkaç kere söyledi. Finaller benim için. Yine bana kısmet oldu dedi. Onun arkasından öyle bir şey konuşması olabilir. Finaller benim de bir sıkıntı yok. Ama ben Meryem Kasabı herkes yenilerim, erkekler de yenilerim lafında sıkıntı ha, onu var. Duymadık, evet. e, Onu duymadık evet. onu duymadık. Ya yani şimdi <laughs> öbür türlü kendini motive ediyor olabilir. Ya Meryem de böyle çok itici bir yarışmacı falan olsa Evet belki bu Nisan söylediklerini biraz da... Ama bize geçen Meryem de çok başarılı. Belki de Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacıları biri olacak. Potansiyel bir yarışmacı. Evet. Yani şu an bir de sakatlı var. Geçmiş olsun. Ee, dün işte acım dedik. Sorduk evet. biz de bu arada. Hani yeri gelmişken söyleyeyim Hani bir iki hafta oynamayabilir gibi bir, şey söylendi. İnşallah daha önemli bir şey yoktur. Bir an önce sağlığa dönmesi lazım onun da. Ama yani e, Nisan'ın bu konuşmaları Bora'nın dediği gibi. Ya yani geçen seneki Bora'yı düşünsenize yarışmada. Bora bu konuşmayı yaptığı bir arkadaş için ne yapardık biz Bora'yı? Eyvah. İki hafta, üç hafta konuştuk. Zaten neler, kestik. Neler yapmadınız ki? Yani. Zaten kestik Bora'yı. <laughs> Vallahi bir Çıtı çıtır ya, çıtır ya. Böyle, çıtır. yani böyle bir şey bu işte. Peki bu röportajda bir de şey var. Gerçekten Meryem Elif'ten sizce çekiniyor olabilir mi? Kesinlikle. Bence çekinir. İfadesinden, yüz ifadesinden belli. Oyun alanına giderken çok fazla gergin gidiyor. Mesela Elif arkadaşlarına karşı bir gülümsüyor falan ama... Meryem oyuna çıkarken hiç kimseyle muhatap olmuyor ve daha gergin gidiyor belli yani vücut diline yansıyor. Evet.